olsun inşallah. Amin. Benim canım temizlik timim. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, temizlik timi dün gerçekten canla başla öyle bir çalıştı ki Şadıman bugün yok. Şadıman yok. Kadın zaten çıkarken şöyle çıktı ya, böyle çıktı. Şadıman yok. Neden mi yok? Önce bir izleyemeyenler için temizlik hastası Aslı'mızın o güzel, tertemiz, mis kokan evine benim arkadaşlarım misafir olarak gittiler. Önce bir izleyelim. Şadıman'ın girişine bakın, bir de çıkışına bakın. Buyurun izleyin. Aslı ve Kayahan ilişkisinde Aslı'nın dağınıklığı gündem olmuştu. Temizlik timi bu dağınıklık karşısında rahat edemedi ve evi düzene sokmak için kollarını sıvadı. Hoş geldiniz. Ay bu boku ne? Hoş geldiniz. Evimi ilk defa bu kadar kalabalık görüyorum. Allah'ım bu nedir? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım bunlar ne? Bunlar ne? Bırak onları bırak. Nasıl temizleyeceğiz? Bakın. Ay bunlar çöp. 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 Bunlar atılacak başka türlü temizlik olmaz. Maskeleri yaparım. İşimi de yaparım. İnanılmaz. Maskenizi takalım. Allah aşkına şuna bakar mısın? Küflenmiş şeyleri saklıyor. Şuraya bak. Kızım bunlar saklanır mı? Atılır. Atılır. Maskeyi takmak zorundayız. Eldivenlerden. Galoş versene galoş. Arkadaşlar. Galoş da takıyoruz. Galoş, galoş. Galoş'un da girelim. Galoşunu koyar mısın? Evetle çıvırtılıyor. Koy, 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 koy. Ama şey yapalım lazım. Tamam. Eldivenleri de takalım. Koy. Hadi git. Aslıcığım ne düşünüyorsun? Ne bir bu? Ne yaptığınızı anlamaya çalışıyorum. Buraya bir çare bulamadım. Bir de gideyim mutfağa bakayım. Ne yapıyorsunuz? Aslı'cığım, bu ne? Bu ne Aslı? Ne oldu Aslı? Ne yapıyorsunuz? Ay ne yapıyorsun lan bu? Aslı üşüdünüz. Siz benden beter çıktınız. Yıkamaya üşenip çöpe mi atıyorsunuz? Gideyim hemen hala. Abla tamam yıkanır o. Sağlığa zararlı. Biri kasılmış. Çok boğulacak. Abla ne olacak? Tencerem kalmadı. Gel yıkadığın bulaşıklara bak bakalım. Bunlar yıkanmış olalım. Bu ne? At. Demet hemen. Demet. Abla ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Ya hiçbir şey kalmadı. Yine düştü. İnanmıyorum. Abla yemin ederim kalmadı. Bak. Bak yok. Aslı'cığım bunlarda yemek yapılmaz. Aslı senin tencere. Abla yok paramız bitti. Köpeğimin oyuncağı. Abla onu atma bunu çok seviyor. Hemen çöpe. Arkadaşımız eşek bu. Ama şuraya bakın, şuraya nasıl bunu? Demet atar mısın? Her şeyi attınız. Yemek mi yiyordu bunda Kayahan? Yok. Su içirdim. Köpeğime su içirdim. Dolma yiyordu en son. Ondan birkaç tane var da size atınca kalmayacak. Onu atmayın ne olur. Hiçbir şeyim kalmadı abla. Her şey gidiyor. Resmen evimi çöpe attılar. Yıllardır atmaya kıyamadığım ne varsa attılar. Üstüne bir de tırnağımı kırdılar. Saçımı başımı da attılar. Ben ne yapacağım? Hem evim elden gidiyor hem de güzelliğim. Temizlik timi gereksiz eşyaları Aslı'nın gözünün yaşına bakmadan çöpe attı. Şimdi sırada temizlik var. Şu pisliğe
bak ya. Ay kokuyor. Buradan nasıl çıkacaksınız? Şunlara bak. Hadi arkanda da var. Gerçekten dokundu. Televizyonun kumandası. Ay, kumandayı yerde. Demiyorum değil mi? Kumandayı der miyim? Leş gibi kokuyor burası. Leş gibi kokuyor burası. Benim kardeşim acaba burada nasıl yaşıyor? Her şey dört dörtlüktü. Burada nasıl yaşıyor acaba? İğrenç koku var bu evde. Aslı'cığım bak, elinize sağlık. Bu ev ancak bu kadar olur. Elinize sağlık, elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Güle güle otur. Bir hafta sonra teftişe geliyorum. Şadıman abla ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Vallahi eline sağlık. Pırıl pırıl yapmışsın. Vallahi yani bunları bir daha düzenli kullan. Tamam, eline sağlık. Bir daha güzel bir kumla. Dur burada Piksel, otur. Otur oğlum, aferin. Nasıl, beğendin mi? Aslı, niye koyuyorsun o çöpü oraya? Şimdi ben düzeltiyorum oraları. Tamam, tamam, hadi gel. Yapma böyle. Tamam, biz gidelim. Evet, gönlümüzü boşa çıkarma. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasıl olmuş kanka? Topladık kızım, atladık, görüyorsun. Şuranın haline bak ya, şu toza bakar mısınız ya, şu toza? Şu toza bakar mısınız ya? Anneciğim, hallediyoruz bir şuna tane. Şuna bakın hallediyoruz ya. Hallediyoruz canım benim. Hallediyoruz. Şu çarşaflara bak, insan bunları hiç mi düzeltmedin? Ne bunların hali ya? Çok kirli, çok. Burada nasıl yatıyorsun? İnsan yatıyor burada, insan. Ne burası ya? At hepsine bak, evin içinde ayakkabıları var ya. Bunlar evin içinde ne işi var? Bunların evin içinde ne işi var ya? Ne bunlar ya? Şuna bak. Bunları giyiyorsun dışarıda, bir de evde giyiyorsun. Bekletiyorsun. Şuranın haline bak ya, şuranın haline bak. Buranın haline Allah aşkına, bunlar ne ya? Abla ne bağlıyorsun? At dışarıya, bırak, at dışarıya. Niye bağlıyorsun? Tamam, bağladım, atacağım, karışmayın. Benim işime karışmayın. Aslı öyle dediği gibi temizlik olmaz kızım. Neden abla, otur koltuğa, oturduğun yerden yap işte. Olmaz, böyle olmaz. Olur, neden olmasın? Hayır. Bak böyle yapacaksın. Böyle. Abla boş ver. Bak böyle atlarına. Aa, ben çantanı yapmıştım. Ya bak böyle atlarına. Bir şey nefes aldım. Bak böyle. Görüntü olarak güzel. Böyle. Bak bu atlarına hep gireceksin. Aslı'cığım, önce kenarlarını siliyoruz. Görüyor musun? Görüyorum abla, eline sağlık. Kirlendikçe seni arasam olur mu? Şu canım, bunlardan kurulu. Olabilir canım, gelirim. Yine. Sağ ol abla, eline sağlık. Kayağın da güzel siliyor gerçi. Islak mendille silsem olur mu Şükran abla? Hayır, kesinlikle olmaz. Leke kalır. Peki bu cam sildiğiniz üründen benim gibi paspas yaparken de koyabilir miyiz? Hayır, kesinlikle koyamaz. Sadece yanlış. Senede bir mi yapacağız? Hayır. Ben bunu 15'te bir yaparım. Sen kaç senede bir sildin? 3 sene önce annem sildi. Kızım yorulmuyorum. Aşk olsun sana. Hocam içeride kalıyor ya, kirlenmez diye düşündüm. Aslıcığım, aslında bugünkü bizim buraya geliş sebebimiz seni gerçekten çok sevdiğimiz için yarı yardım, yarı da sana bir şeyler öğretmek içindi. Ve herhalde bir şeyler öğrenmişsindir. Lütfen bu kadar ufak da olsa bir yardımımız oldu diye düşünüyoruz şu anda. Bayağı bir şekilde. Aslı'cığım, bu ev elimizden geleni yaptık. 40 gün 40 gecede temizlenmeydi. Ama temizledik. Artık bundan sonrasına sen dikkat edeceksin. Bizim elimizden gelen bu kadar canım. Aslı, bunu devam ettirirsin. Her zaman her an kontrole gelebiliriz. Görümce, görmeyeyim ömrümce. Temizlik timi bu zorlu görevi başarıyla tamamladı. Fakat bir sıkıntıları vardı. Yürümeye mecalleri kalmamıştı.
Aslı'nın görümce adayı Gamze. Gürsel'cim, Aslı'nın ayaklarına lütfen yakın plan girerseniz ayakkabılara girin, ayakkabı. Bunları çöpe attı. Aslı gördüğünüz gibi tek tek sizin attıklarınızı çöpten toplayıp giyip geliyor. Topluyor. Dünkü de zaten, dünkünü de çöpten almış giymiş Seda Hanım. Zaten ütü de yoktu, onu da çöpten giymiş. Üstündekini de mi çöpten giydin? Aslı'nın temizlik hastalığı şimdiden takipçileri tarafından caps'ler çekildi. Bakın, bir tanesine bayıldım. Aç bir, ver. Ben dolap düzenine çok önem veriyorum. Ütü yapıyorum, bir taraftan da yerleştiriyorum. Hiç ütülü kıyafet görmedin mi üstümde? Manyak, sen beni evde görüyorsun. Pijamalarlı oluyorum ondan. Ben dolap düzenine çok önem veriyorum. Ütü yapıyorum, bir taraftan da yerleştiriyorum. Hiç ütülü kıyafet görmedin mi üstümde? Manyak, sen beni evde görüyorsun. Pijamalarlı oluyorum ondan. Ütü yapıyorum, bir taraftan da yerleştiriyorum. Hiç ütülü kıyafet görmedin mi üstümde? Manyak, sen beni evde görüyorsun. Pijamalarlı oluyorum ondan. Bir tane daha var, onu da istiyorum. Çok iyi ya. Bunu bir daha ver, sesi tekrar baştan ver. Çok önem veriyorum, ütü yapıyorum, bir taraftan da yerleştiriyorum. Hiç ütülü kıyafet görmedin mi üstümde? Manyak, sen beni evde görüyorsun. Pijamalarlı oluyorum ondan. Ben dolap düzenine çok önem veriyorum, ütü yapıyorum, bir taraftan da yerleştiriyorum. Hiç ütülü kıyafet görmedin mi üstümde? Manyak, sen beni evde görüyorsun. Pijamalarlı oluyorum ondan. Bu bölümünde yine şok olacağınız olaylar oldu. Aslı'nın evine temizlik ekibini gönderen Seda Sayan pişman oldu. Keşke göndermeseydin dedi. Çünkü Aslı'nın evinden çıkan her şey çok güzel. Ve her yer, her yerdeydi. Şadıman resmen girdi. Evden koskocaman bir fare çıktı. Ve o fare herkesi şok etmişti. Ben dolap düzenine çok önem veriyorum. Ütü yapıyorum, bir taraftan da yerleştiriyorum. Hiç ütülü kıyafet görmedin mi üstümde? Manyak, sen beni evde görüyorsun. Pijamalarlı oluyorum ondan. Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde yine şok olacağınız olaylar oldu. Aslı'nın evine temizlik ekibini gönderen Seda Sayan pişman oldu. Keşke gönermeseydin dedi. Çünkü Aslı'nın evinden çıkan her şey çok pislik. Ve her yer, her yerdeydi. Şadıman resmen girdi. Evden koskocaman bir fare çıktı ve o fare herkesi şok etmişti. Şimdi ilk caps'e bayıldım. O yine ütüyü eline almış. Ben aslında ütüyü eline aldığını hiç düşünmüyorum. Yok. Sedan evde, bana dayım Almanya'dan bir tane dikey göndermiş birkaç sene önce. O kutuda duruyordu. Kayan geldi, dedi ki benim gömleğim var. Ona öyle verdim. O da ilk defa dikey görmüş. Üstünden böyle buharı tutuyor falan. Nasıl yapılıyor bu dedi. Yatağa yatırdı gömleği. Dikey ütüyle üstünden geçiyor. Yok dedi, böyle olmaz. İçeriden galiba. Evde böyle deniyoruz. Ben içeriden yapıyorum. O yatağa yatırıyor gömleği falan. En son buraya getirdik. Burada yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Ben de kullanmayı bilmiyorum. Kayan da bilmiyor çünkü. Ben senin evinde ütü görmedim ki zaten. Buraya getirdim çünkü ütüyü. Kayağı ben nerede ütü arıyorum ütü? Yani yardımcı olsun. Zaten evde ütü olsa her şeyi ütüler de koyarsın dolaba zaten. Baksana. Ben hepsi de, zaten ben ütülü. Kırışıklığa yukarıdan buharı basardım böyle. O biliyor ütü yapmayı zaten. Evet. Evde her şeyi dört dörtlük onun. Bu yeni nesil ütü olduğu için bilmiyordu.